Evet arkadaşlar, bugünkü mesh üretimi dersimizin konusu Multi-Resolution modelleme. Yani çok çözünürlüklü modelleme olarak geçiyor. Bununla ilgili bir tane slaydımız var, ders notumuz var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra dersimize devam edeceğiz. Evet. Konu şu. Önce kısa bir giriş yapacağız. Sonra başka slaytlar üzerine ya da başka konular üzerinden devam edeceğiz. Şimdi Multi-Resolution Modeling nedir? Ne iş yapar? Bundan bahsedelim bir de kısaca. Şimdi çok çözünürlüklü modellemenin amacı şu. Bir nesnelere yaklaştıkça, yani herhangi bir modelleme gerçekleştirileceği zaman hassas olan noktalar ya da detay noktalar o nesneye yaklaşıldığı zaman ortaya çıkmasına multi-resolution ya da çok çözünürlüklü modelleme deniyor. Mesela uzak bir nesneyi modellediğimiz zaman, bir dağ taş çizeceğimiz zaman, mesela küçük çocuğa bir dağ taş çizdiğin zaman o kendisi başlar ilk başta dağları üçgen şeklinde çizer. Ama o dağ üzerindeki örneğin küçük yapılar üzerinde hiç uğraşmaz. Peki bu ne zaman uğraşır? Ön tarafta görülebilecek olan yapıları çizdiğimiz zaman onlar üzerinde detaylı uğraşır. Bilgisayar ortamındaki bu mesh üretimi konusunda da bu multi-resolution konusu da aynı buna dayanıyor. Bir nesne ne zaman gerektiği zaman, ne zaman detayları verildiği zaman, yani level of detail dediğimiz bu detay seviyeleri ne zaman gerektiği zaman, ne zaman aktif halde kullanılması gerektiği zaman onun detaylarının çizilmesi meselesi, detayların ortaya konmasına biz çok çözünürlüklü modelleme ya da multi-resolution ifadesini kullanıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Google Earth'ü kullanıyorsanız eğer uzaydan baktığınız zaman herhangi bir detay söz konusu değil. Ama aşağı doğru indikçe, evlere doğru yaklaştıkça o evlerdeki şeyin detayların ortaya çıktığını görürsünüz. İşte bu detayların ortaya çıkma meselesine biz multi-resolution modelleme tekniği deriz. Buradaki önemli bir konu LOT. Mesela o da şey level of detail dediğimiz detay seviyelerinin ortaya konması meselesi. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta şu. Şimdi multi-resolution modeling mesh fragmentasyonu ve uygun ilişkileri ihtiva eder. Mesh fragmentasyonu da şudur. Genellikle küçük parçaları level of details'lerle yani farklı lodlarla küçük parçalar şeklinde tanımlamadır mesh fragmentasyon. Suitable relation dediğimiz uygun ilişkiler de şuna izin verir. Bu fragmentasyonların alt kümeleri arasını seçmek suretiyle izin veren bir yapıdır. Ayrıca nesneyi temsil eden mesh içinde bunları da combine etmek suretiyle, içine gömmek suretiyle de işlem yapmamıza izin veren konuya da biz multi-resolution modeldeki tanımlama olarak adlandırıyoruz. Şimdi load dediğimiz nedir? Load'un tanımı literatürde universal olarak, yani işte dünya çapında kabul edilmiş bir tanımı yok normalde. Genelde yapılan işlem şu, genelde ya da yapılan işlem şu genelde. Çok fazla yüzey anlamında kullanılır bu level of details dediğimiz zaman. Bazen daha yüksek doğruluk, bazen daha fazla yüz anlamına da, daha fazla detay anlamına da gelir bu level of detail dediğimiz load. Böylece örneğin eğrisel bir nesneyi tam olarak temsil etmek için çok fazla küçük yüzlerin sayısı gerekli olabilir. Mesela kenarları eğrisel olan bir yapı varsa şayet, kenarları diyeyim eğrisel bir şekilde şöyle bir yapı varsa şayet, orayı biz mesh yapmak için çok çok küçük parçalara böleriz. Buradaki face'ler, buradaki yüzler çok çok küçük parçalar şeklinde olabilir. O zaman buna biz yüksek load diyebiliriz. Higher load, yani yüksek level of detail'e sahiptir denir. Ya da işte higher resolution, daha yüksek resolution'a sahiptir denir. Load ile ilgili literatürde uluslararası bazda kabul edilmiş bir tarif yok ama özellikle eğrisel yapıları varsa şayet, çok fazla bu sayıda face ile çalışılıyorsa şayet, o zaman bu face'lerin sayısı arttığı zaman buradaki bu load'un
level of detail'sinin yüksek olduğundan ya da buradaki resolution'ın yüksek olduğundan bahsedilir. Bir başka şekilde eğer ekrandaki hiçbir mesh NATO bunların hiçbiri çok yüksek resolution gerektirmeyebilir örneğin. Örneğin işte bir nesneyi veya bir objeyi arka tarafı uzakta olabilir, kameradan uzakta olabilir. İşte bahsetmiştim. Kameradan çok uzakta olan nesnelerin çok fazla detaylar, gidecek fazla detay gerektirmezler. Dediğimiz gibi mesela işte diyelim bir dağ bilgisayarda modelleyeceksiniz. Dağın üzerindeki çimenin, dağın üzerindeki işte kevenin, atıyorum tikenin ve dikenin küçük bir ağacı işte ta ki böyle yap kadar modellemekle uğraşmayız. Onu çok kabaca modelleriz. İşte bu da bir level of details'tir. Peki buradaki yaklaşımlar ne? Genelde iki farklı yaklaşımlar. Birincisi on the fly yaklaşımı, bir de offline yaklaşımı. On the fly yaklaşımına biz online ya da real time yaklaşım diyoruz. Buradaki real time yaklaşım demek de şu, gerekli çözünürlüklü yeni mesh, yani istediğiniz gereklikteki bu yeni mesh, yeni çözüm ağı ne zaman gerekiyorsa gerektiği kadar oluşturulur. Gerektiği kadar sizin o scratch'inizde yani draft olarak, course olarak yani kaba yapınızdan oluşturulur. Ne kadar gerekiyorsa buna on the fly denir. On the fly şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bahsetmiştik ya bir Google App'ten işte dünyadaki diğer sokaklar işte evinizin yerini bulacaksınız. Aşağı iniyorsunuz. İndikçe bunun çözünürlüğü artıyor. İndikçe detaylar ortaya çıkıyor. İşte bu on the fly meselesi. Gerekli çözünürlük gerekiyorsa o zaman oluşturma meselesi on the fly. Offline'da ise bunda da şudur. Daha çok pre-processing adımında ilişkilidir. Yani ön işleme adımı ile ilişkilidir. O da şöyle. Bu mesh'i fragmente ederken bu birleşimler, data structure'lar, tasarımlar, data structure'ı yani veri yapısı ve buna ilgili oluşturulacak olan bütün nodlar oluşturulur ve bu elinizde kalır. Ha, ne zaman gerekti? Ne zaman gerekmişse işte bu data structure'dan çekilip görüntülenir. Bu da aslında lookup table kullanmaya benziyor. Yani elinizde datalar var fakat bu dataların bir kısmını işte yaklaştıkça, bir kısmı hassasiyet arttıkça kullanılacaktır. Buna da offline yaklaşım diyoruz. Peki yaklaşımlar nasıl? Bizim input modelimiz, giriş modelimiz var. Bu giriş modelini burada construct ettik, oluşturduk. Bu da bizim multi resolution modelimiz var. Peki resolution'ın gereksinimleri neler? Hassasiyet meselesi, yaklaşma meselesi. Daha sonra burada bir soru. Gerekli mi? Gerekli. Gerekliyse şart o zaman buradaki bu multi resolution'daki bu gerekli detaylı bir şekilde oluşturma yoluna başvuruluyor. Modifikasyonlarımız neler? Modifikasyonlar o da şudur. Modifikasyon yönelimi mesh temel işlemdir. O da ne yapıyoruz? X1 mesh'ini lokal bir şekilde X2 mesh'ine dönüştürüyoruz. Aslında bizim yaptığımız işlem bu. Normalde bir tane mesh'imiz var. Bu bir mesh'i lokal bir şekilde yani lokal bir şekilde derken belli bölgelerini M2 mesh'ine dönüştürme işlemidir. Yani o da şudur. X1 mesh'ini X2 mesh'ine dönüştürme işlemidir. Bu modifikasyona çoğu zaman da refining denir. Ya da coarsening denir. Yani refine etme işlemi. Coarse kaba demek. Kabalıktan kurtarma. Yani refine etme de denir. Eğer x2 aynı şekilde şeye sahipse x1'deki yüzlere sahip o zaman bakın x1 bakın burada yapılan işlem nedir? Sarı ile gösteren yeri biz tekrar tessellate ediyoruz. Yani tekrar üçgenliyoruz. Normalde 3 tane üçgen vardı. Bakın şu 3 tane üçgen. Biz bunu yaptık. Refine etmek suretiyle biraz daha değiştirdik. İşte bu bir modifikasyonlardan bir tanesi. Bununla böyle birlikte tabii bütün modifikasyonlar da diyor ki her biri birbirinden de bağımsız olmayabilir. Bağımsız değildir. Bağımsız olmak ne demektir? Şu. Mesela şurada yaptığımız bu değişiklikte biz sadece bir tane nokta ilave ettik. Bir tane noktayı pardon bir tane 3 tane üçgen yine 3 tane üçgen fakat noktayı ne yaptık? Noktayı kaydırdık bakın. Peki biz şey yapsak mesela buradaki bir noktayı bazı noktaları kaydırsak mesela o zaman ne olacak? Bakın o zaman ne oldu? Mesh'in yapısı tamamen değişti. Bu da bir modifikasyon yöntemi. Bu da bir modifikasyon yöntemi. Modifikasyonda kriter de şu. Eğer iki tane modifikasyon MI, XP, XQ ve MG, XS, XT modifikasyonda MG'den araya konan yüzlerden ayrılıyorsa şayet o zaman biz MG'nin doğrudan MI üzerine bağlı olduğunu ve MI küçüktür MG olduğunu bahsedebiliriz.
Verilen iki modifikasyon, onlar ya her biri birbirinden bağımsızdır ki bunlar ya buna bağımsızdır ya da birbirine bağımlıdır. Bakın mi küçüktür mi ya da mg küçük mi'dir. Biz bunu bütün modifikasyon mümkün olan modifikasyonlara da bunu uygulama şansına sahibiz. Ta ki en basit mesh üretilene kadar. Amaç ne? İşte mümkün olduğu kadar basit ve güçlü mesh üretilene kadar. Peki modifikasyonlar ya öyle operatörleri olabilir. Mesh simplifikasyonda kullandığımız, basitleştirmede kullandığımız yöntem olabilir. Şimdi şu slayta bir bakın. Evet. Evet, bahsetmiştik. Burada modifikasyonlar işte evler operatörleriyle bu modifikasyonları gerçekleştirmek mümkün. Şimdi modifikasyon datları kullanmak yani directed cycle grafları graf yapısı kullanmak suretiyle nasıl gerçekleştirilecek? Bu da şu şekilde. X0 bizim base mesh'imiz olsun. Buradaki bütün modifikasyonlar M1, M2, MK olsun. Modifikasyonlar dediğimiz burada şeyin ediyorlar. Bu mesh üzerinde yapılacak değişiklikleri yapmış olan mesh yapıları. Bunlar hepsi arasındaki çözünür yapı da multi-resolution modeline bağlı. Peki bunu nasıl üretilebilir? X0'dan ilk başta alacağız. Sonra X0 bizim base mesh'imiz olmak üzere o diğer mesh'leri bu diğer yapı bağlı olarak üreteceğiz. Şimdi directed graph, yönlü grafları da şu şekilde üreteceğiz. Bir defa kökümüz X0. Bu ki base mesh'imizdir. Yönlü açılar, X0'daki yönlü açılar diyor ki bütün modifik 2.0'a uygulanmış bütün modifikasyonlardır. Yani bu yönlü artlar dediğimiz açılar da 2.0'a uygulanmış olan değişiklikleri gösterecek. Eğer mi küçüklük mg'de modifikasyon varsa şayet o zaman mi'den mg'ye bir tane directed aksidir. Bu da yönlü bir şekilde bir graf çizecek. Bu şekilde biz dag dediğimiz direct yönlü asayik graflarımızı oluşturmuş olacağız. Evet. Niye daha kullanıyoruz? Şu açıdan multi-resolution modellemeyle biz aşağıdakileri gerçekleştirebiliriz. Verilen bir resolution, load ya da level of detail dediğimiz. Bunu depth first search yöntemiyle yani en derindeki ilkini bulma algoritmasıyla grafta bunu performa edebiliriz, gerçekleştirebiliriz. İkincisi, burada diyor ki seçilen bir refinement da mümkündür. Eğer verilen meşin load gerekliyse şayet o zaman biz bunu search edebiliriz ve mesh üzerinde belli bölgeleri de refine etme şansına sahibiz. Evet, şimdi başka diğer bir uygulamaya geçmek istiyorum arkadaşlar.
Diğer uygulama da yine aynı şekilde bakın. Diğer uygulamaya geçeyim. Burada siz bir şeyi görün. Evet. Diğer slaydımız da yine aynı şekilde şeyle ilgili, bu multi-resolution analizle ilgili. Şimdi multi-resolution çok çözünürlüklü analiz. Tabii ki mesh boyutunda demiş, LibreOff data ile ilgili. Şimdi multi-resolution analiz deyince asıl konu tabii ki fast Fourier transformu ve bunun basic function'ları, sinusoidal'lar. Wavelet dönüşümlerde buna küçük dalgalar veya dalgacık olarak da adlandırılıyor. Fast Fourier transform sadece de frekans domainine uygulanır. Wavelet'ler ise frekans artı temporal information dediğimiz bu geçici bilgiler üzerine uygulanır. Bunları da biz yine multi-resolution analizde kullanırız. Multi-resolution'da Fourier analiz işte özellikle süreksizlikte çok da iyi çalışmaz. Özellikle burst datanın süreksiz olduğu ne diyorlar? Datanın patlamasal yaklaşımından dolayı Fourier analiz tam olarak çalışmaz. Örneğin müzik ya da işte güç eğrileri dağılımında ya da işte yerküredeki bu deprem eğrilerinde pek çalışmaz. Şimdi Fourier ile Wavelet'leri karşılaştıracak olursak şu an için multi-resolution analiz kısmındayız. Fourier'larda lossless time yani koordinat completed olur. Analize bütün sinyalleri analiz eder. Frekansın anlamı da buradaki küçük parçacıklarla frekans, küçük parçacıklarla küçük parçacıklar frekansın anlamına gelir. Evet, Wavelet'ler de lokalize edilmiş yani bölgeselleştirilmiş zaman frekans analizi sağlar. Short signal parçacıkları önemine sahiptir. Burada scale dediğimiz bizim frekans bandına sahiptir. Wavelet transform şudur, bir tool'dur, bir yardımcıdır. Özellikle veriyi kesen bir tool'dur. Veriyi kesen bir tool'dur. Nasıl? Farklı frekans domainleri içine, farklı frekans domain için operatörleri, fonksiyonları, datayı kesen bir tool'dur. Ve ondan sonra da bunları resolution olarak yani onu scale ettiğimiz ölçekte resolution olarak hangi çözünürlükte alırsak bunları çalıştıran bir yapıya sahiptir Wavelet'ler. Şimdi Fourier transformu biliyorsunuz bu özellikle şeyde Fourier bu sürekli zamandaki Fourier'den bahsediyoruz. Çünkü integral var. Signalimiz bunun Fourier'e uygulanmış şekli. Fourier'den sonra bunun dönüşüm şekilleri bunun harmonikleri olarak adlandırılır. Yani sürekli wavelet fonksiyonundan bahsedecek olursak örneğin for each burada bakın dikkat edersen iki tane döngü var ve integral var. Signal çarpı wavelet diye bir tane bizim wavelet temel fonksiyonumuz olan wavelet'in bu base fonksiyonlarından ibarettir. Sinyali buna uygularsınız. Ta karşınıza katsayıları scale diye bir tane değer çıkar. Wavelet transform scale ve shift'tir. Orijinal dalgayı hem scale eder aynı zamanda shift eder. Wavelet'larla yani wavelet'larla da dalgacıklarla bunu karşılaştırır ve similarity katsayısında bölünür verir. Similarity dediğimiz benzerlik katsayısında wavelet transformunda bir şekilde elde edebilme şansımız sahiptir. Şimdi wavelet dönüşümünün basit anlamı ne demektir? O da şu mesela elde FT eşittir sin T. FT eşittir sin 2 T. FT eşittir sin 3 T diye scale faktörü 1, 2, 3 olacak şekilde 3 tane sinyal olsun. Burada scaling'den amaç şudur. O size dar frekans bandında ya da frekans bandının belli bir aralığında dar bir aralığında çalışmanıza izin verir. Scaling dediğim frekans bandıdır. Özellikle durağan olmayan sinyaller için bu frekans bandını seçmek önemlidir. Düşük scale'lerle, düşük ölçeklerle sıkıştırılmış wavelet'ler hızlı değişen detaylarda da ise yüksek frekans bileşen seçilir. Şimdi nasıl scale edeceğiz? Özellikle düşük bir scale varsa o zaman kompresif sıkıştırılmış wavelet'ları kullanırız. Hızlı değişen varsa bunları test etmek için ise high frekans tekniği ya da yüksek frekanslı yapılar tercih edilir. Ha yüksek scale varsa ve stretch edilmiş böyle gerilmiş olan wavelet varsa o zaman buradaki değişim yavaştır. Ha, kabul özellikleri için de coarse feature'lar için ise bu sefer low frekanslı seçmek de fayda var. Scale tıpkı frekans gibidir scale. Bakın bu small scale.
hızlı bir şekilde değişen detaylar ve tıpkı ve yüksek frekans gibi davranır bunlar. Bu da large scale. Bunlar da yavaş bir şekilde değişen davranışlar. Bu da düşük frekans gibi davranır bakın. Bu hızlı değişiyor. Bu da yavaş değişiyor. Ona biraz daha yavaş değişir. Evet. Evet, bakacak olursak ft eşittir ft diye bir tane fonksiyonumuz var. Alfa eşittir 1 için. Alfa eşittir fi eşittir 2t. Alfa 1 bölü 2. Fi eşittir 4t. Alfa eşittir 1 bölü 4t'ye karşılık olan bizim scale'imiz ya da ne derler wavelet function'ımız. Scale faktör tam olarak wavelet'la aynı çalışır. En küçük scale faktör daha fazla sıkıştırılmış wavelet demektir. Yani ne kadar küçükse şayet wavelet olarak sıkıştırabilir. Bu da shift işlemi de var. Shifting'den kastı da kaydırma işlemi. Shifting de bir wavelet'ın basit anlamına gelir. Özellikle gecikme anlamına gelir. Matematiksel olarak bir gecikme fonksiyonu K, FK ile tanımlanan FT fonksiyonu, K'ya göre FT fonksiyonu, FT eksi K olarak tanımlanır. Bu gecikmeden kasıt K kadar ötelenecektir anlamındadır. Şuradaki T eksi K. Başka şekilde örneğin şurada C eşittir 0.004 için ve C eşittir 0.0034 için bakın 4 için ve 34 için bu 4 değerine karşılık şurası 34 değerine karşılık işte daha da ötelenmiş şekilde bir wavelet yapısı bir wavelet sinyali bu çarpılacaktır. Şimdi sürekli formda wavelet'i hesaplamak için 5 tane basit adım. Birincisi ilk başta bir tane bir dalgacık alacaksınız. Onu orijinal sinyalin başlangıçtaki ilk bölümüyle karşılaştıracaksınız. Birinci aşama bu. Bir tane wavelet sinyali alınır. Orijinal sinyalin ilk parçasıyla karşılaştırılır. Burada bir tane korelasyon katsayısı hesaplanır. C gibi. Daha sonra bu aldıktan sonra bu wavelet sinyali sağ tarafa doğru adım 1 ve adım 2 ta ki bütün sinyali kapsayacak şekilde bu sinyal ötelenir. Bu sinyal ötelenir. Daha sonra yapılan işlem ise bu wavelet dalgacığı 1'den 3'e kadar bu bizim dalgacığımız 1 ve 3. adımda olmak üzere bu dalgacık genişletilir. Skeledir. Daha sonra bu işlem 1 ve 4. adımlar 1 ve 4. adımlar sürekli tekrar edilir. Başta biz bir C katsayısı bulduk 0.012. Daha sonraki aşamada bulduğumuz 0.2247 şeklinde gider. Evet, çalışma şekli bu. İlk aşaması dediğimiz gibi parçanın ilk bölümünde orijinal sinyalin ilk bölümünde orijinal bu data'dır aslında. Orijinal datanın ilk bölümünde bu yerleştirilir. Bir korelasyon katsayısı bulunur. Sonra korelasyon katsayısına göre bu 1 ve 2. adımlar bütün sinyali kapsayacak şekilde tekrar edilir. Fazla tekrar edirken de 1 ve 3. adımlarda wave sinyali scale edilir. Yani stretch edilir. Açıla açıla bu işlem gerçekleştirilir. Her bir aşamada da biz bu korelasyon katsayısını deriz. Bakın katsayılarında ne var? Bakın bu scale dediğimiz kaç? Bizim bu wave adımız scale'i. Zaman ekseni bir de katsayılara göre bu katsayıların medial coefficient paylaşılan bulduğumuz katsayıların çizimidir. Peki aylık wavelet transferi. Bunlar sürekli wavelet. Aylık wavelet'te ne yapılır? Bu bilgisayardaki sinyaller için uygundur. Buradakiler de özellikle 2'nin katsayıları şeklinde, power of 2 dediğimiz 2'nin güçleri şeklinde çalışır. Bu nasıl çalışır? Tıpkı filtre bankası gibi sinyal in, sinyal girer, sonra katsayılar çıkarılır. Downsampling gereklidir. Özellikle orijinal sinyalde neredeyse 2 defa downsampling yapmak gerekiyor. Yani alt örnekleme yapmak gerekiyordur. Şimdi discrete wavelet'ta nedir? Bir tane sinyalimiz var. Sinyale bir low pass filter, bir de bir high pass filter. Low pass alçak geçiren, bu da yüksek geçiren bir filter. Alçak geçiren, bu da yüksek geçiren filtre. Alçak geçiren filtrelerde yaklaşık olarak high pass'ta da mesela detailler ortaya çıkar. Peki wavelet dönüşümde sonuçta ne olur? Bakın düşük frekansta approximation yaklaşık söz konusu. Yüksek frekansta detaylar söz konusu. Bunun dekompoze edildiği zaman bunlar iteratif olarak birleştirildi. Yani dekompoze çözüldüğü zaman da bu sefer karşınızda şöyle bir sinyal bulacaksınızdır. Peki level of decomposition bu kompozisyonun dekompoze etmenin ayrıklaştırmanın detayları neler? Odur. Bu da şu. Mesela 5 tane dekompozisyon yapalım. A5 artı D5 artı D5 artı D3 D1 D2 şeklinde. Buradaki performa edilecek yani gerçekleştirilecek olan dekompozisyon sayılarında sınır yok. Birkaç bir şekilde yapabilirsiniz belli bir değere kadar. 500 tane katsayımız burada. Diğerinde 500 tane katsayımız. Biri alçak geçiren, biri yüksek geçiren. Bak low high filter. Bu da high filter. Yüksek geçiren filter. High band filter.
Birleştirdik. 1000 tane örneğimiz var. Evet. Bir tane netli işi bitirdik. Bütün multi-layer veiletlerde ne yapıyoruz? Multi-layer veiletlerde decomposition ağacı şu şekilde bakın. S diye bizim sinyalimiz var. A1, D1 diye bir yapımız var. A1, A2 ve D2'de oluşmuş. A2'de A3 ve D3'ten oluşmuş. Dolayısıyla toplamda eşittir A1 artı D1. Sonra A2 artı D2 artı D1. Sonra A3 artı D3 artı bakın A3 artı D3 artı D2 artı D1 şeklinde de orijinal sinyali biz wavelet sinyalinden geçirmek suretiyle wavelet dalgacından geçirmek suretiyle görüyoruz. Peki durağan olmayan bu doğal imajdaki doğal olmayan özellik nedir? Neydi doğal olmayan özellik ne? O da şu bakın bu bize orijinal imajımız. Aldık bir tane filtreni geçirdik. Şuradaki gibi düşünün mesela A1 D1 şeklinde düşünün. Sonra bunu aldık küçük parçalı küçük parçalı ve her biri de yine kendi orijinal şeyin orijinal ne derler görüntünün özelliklerini sağlıyoruz. Nasıl? Yüksek geçirenler için yüksek parçalı low high filter, düşükler için düşük filtre uygulanacaktır. Piramit image structure önemli. Yine bu multi resolution analizde kullanılır. Level 0, level 1, level 2, level 3, level J'ye kadar gider. Level 0 dediğimiz bizim giriş imajımızdır. Sonra level 1, level 2 şeklinde parçalara bölünüp bu parçalardan da işte bu ne diyorlar? Wavelet yapılarından, wavelet imajlardan gerçek imajı elde etmemiz mümkün. Evet, baktık şuraya. Bakın ya bir tane bir filtre daha sonra downsampler yaptık. 2 ve 2'nin katsayıları şeklinde. Sonra interpolasyon tahmin yaptık. Bakın buraya geldi. 2 ve 2'nin upsampler yaptık. Sonra interpolasyon filtre yaptık. Karşılaştırdık. Sonra level ve prediction level'larını bulduk. Burada da tahmin eden residüler da kalmış olabilir. Burada da level C-1 de bize yaklaşım olarak sonucumuz verdi. İmaj piramidi nedir? O da şudur. Orijinal imaj piramit tabanlı olarak J eşittir log n'de çalışır. Normalde P artı 1 seviyesinde truncate edilmiştir. Yaklaşım piramitleri tahmin rezidü piramitleridir. Adım 1'de bu rezidü azaltılmış resolution yaklaşımını kullanır. J'den J-1 seviye kadar. İkincide ise bunu step 1'den çıkışından upsample eder. Üçüncü adımda ise step 1 ve step 2 arasındaki farkı bulur. Bu image parametrelerine buraya bir müddet izlemenizi bakmanızı istiyorum. Evet. Peki alt bant kodlamada ne var? Yani alt banttaki yapılarda ne var? Xn bizim ifademiz H0n downsampler, H1n downsampler, sonra 2 upsampler, upsampling yapılır. Daha sonra orijinal sinyali bulursunuz. Bak, burası low band filter, burası high band filter, two band filter, bank of one dimension, tek boyutta işte düşük frekanslı bileşenlerin elde edilmesidir. Evet, filter H1 ve H2 normalde half pass yarım band dijital filtreleridir. Onların transfer karakteristikleri H0 low pass filter, çıkışta Xn ve H1 high pass filter şeklindedir. Çıkış high frekans, Xn'de detay bölümüdür. H0n, H1, H1n, G0n ve G1n de girişi mükemmel bir şekilde üretmek için seçilir. Z dönüşümü nedir? Z dönüşümü de discrete ayrık Fourier dönüşümünün genelleştirilmiş şeklidir. Z transform genellikle ayrık zamanda Laplace dönüşümünün ayrık şeklidir. Laplace biliyorsunuz sürekli zamanda işte Z dönüşümü de ayrık zamanda yapılır. Verilen bir xn onun z dönüşümü xn eşittir. Eksi sonsuzdan aşağı kadar xn z üzeri n şeklinde verilir. Alt bank kodlamada ne yapılır? Bunun z dönüşüne bakacak olursak bakın xz eşittir. Şu şekilde denkleme sahiptir. Bu mükemmel bir konstrüktif filtre, bu mükemmel bir şekilde üretilmiş olan filtre gösterir bu. Bakın H0 eksi Z, H0 Z, eksi H0 eksi Z şeklinde de değerlere sahiptir. 2 boyutlu 4 bantlı bir filtre düşünecek olursak 2 boyutlu 4 bantlı.
Şimdi iki boyutlu olduğu zaman bunun için içine imajlar girer biliyorsunuz. Dört bant olduğu zaman da bunun dört farklı dört bant filtre, iki boyutlu dört bantlı filtre çalışacağını gösterir. Bakın burada H0M, H1M. Bunlar row'larımız. Bunlar da down sample'larımız. Bunlar da up sample'larımız şeklinde bir yapıya sahip. H0, H1M şu üst taraftan üretilen, H0, H1M de alt taraftaki yapıdan üretilen böyle yapılardır. Peki bu sub-band, alt band özellikleri neler? O da şöyle bakın. Şu bizim orijinal imajımız. Bu da bunların alt band özellikleri. Bunlar da her biri bunun bir kısım özelliklerini tabii ki barındırır. Evet, hard dönüşümü tabii ki önemli bir konu. Hard dönüşümü aylık, baylık ve simetrik bir şekilde dönüşülürse H eşittir H ve H'tır. Burada F N çarpı N tipindeki imaj matrisidir. H ise N çarpı N dönüşüm matrisidir. H, har basic function'dır. H sıfır T'yi nasıl tanımlıyoruz? Şu şekilde tanımlıyoruz. Bakın eğer sıfırla 1 bölü 2 arasındaysa 1'dir. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 ise eksi 1'dir. Değilse işte şu şartları sağlayacak olan bir sahiptir. Bakacak olursak bakın sıfırla 1 bölü 2 arasında 0 1'dir. 1 bölü 2'den büyük olduğu durumlarda da eksi 1'dir. Başka şekilde düşünecek olursak bakın eğer şöyle düşünecek olursak işte şu aralıktakiler için geçerli kök 2p'dir. Şu aralıktakiler için geçerli eksi kök 2p'dir. Diğer durumda da sıfır değerine sahiptir hard dönüşüm. Seri genişlemelerde matrizalization analizde scaling fonksiyonu yani bir fonksiyon ya da imajın serisini üretmek için gerekli olan fonksiyon ya da wavelet farklı bilgiler arasındaki wavelet'i üretmek için gerekli olan fonksiyona biz scaling fonksiyonu deriz. Buradaki sinyal ve de fonksiyon fx analiz edilebilir. Yani genişleme fonksiyonlarla analiz edilebilir. Burada alfa k bizim genişleme fonksiyonumuz olmak bize. Burada phi k da bizim basis temel fonksiyonumuzu göstersin. Scaling fonksiyonundan kastımız da şudur. 2 üzeri j bölü 2 phi 2 üzeri j k eksi k bu bütün j'ler için k elemanlı olmak üzere geçerlidir. Buradaki k phi k'nın pozisyonu belirtir. Bu da x ekseni boyunca ya da j ekseni boyunca işte 2 üzeri j bölü 2 yüksekliğe ve k genliğe sahiptir. Phi j k da özellikle j'li terimli olan bu phi j k da phi k da scaling fonksiyonu ya da ölçeklendirme fonksiyonu olarak adlandırılır. Peki scaling fonksiyonlar neler? Onlar da şunlar. Bakın harf harf scaling fonksiyonlarımız. Ölçeklendirme fonksiyonlarımızın da yapısıdır. Amaç işte bu datalar üzerinde mümkün olduğu kadar özellikle 2D datalar yani görüntüler üzerinde matrizalization sağlamaktır. Evet, matrizalization analiz için gerekli seçenekler neler? Bir defa bir scaling fonksiyonu ortogonal olacaktır. Yani dik olacaktır. Sizin bir iki fonksiyonun ortogonal olması için birbirine dik olması gerekir ve integer olarak da translate ötelenebilir olmalıdır. Alt uzaylar yani scaling fonksiyonuna süpürülmüş olan alt uzaylar özellikle düşük scale'lerdekiler bu yüksek scale'lerde span edilmiş olan süpürülmüşler içine gömülebilmelidir. Ve şudur. VJ bütün VJ'ler bütün VJ'ler ortak olmak şartıyla sadece bir tane fonksiyon için fx eşittir 0. Ve yalnız bir tane fonksiyon da keyfi olarak bir precision'a temsil edilebilir. Refinement denkleminde ne var? Refinement denkleminde şu phi x eşittir phi 0 0 x'tir. Phi x eşittir toplam h phi n kök 2 phi 2 x eksi n şeklinde bir katsayıya sahiptir. Buradaki genişleme fonksiyonu herhangi bir alt uzayın genişleme fonksiyonu da bir sonraki daha yüksek çözünürlüklü uzaydan bu ilt edilebilir, oluşturulabilir. Peki wavelet fonksiyonlarda nasıl? O da şu şekilde bakın. V0 bizim orijinal yapımız. Daha sonra bakın V0, V1, V1, V2 şeklinde böyle wavelet fonksiyonları, uzaylar ve scale arasındaki ilişkiyi de görebilirsiniz. Hatta bunu şöyle yukarı doğru çekecek olursanız bir adeta bir prizma, koni ya da ne derler yanardağ yapısına döner. V0 üsttedir. Omega 0, omega 1 şeklinde de yapılara sahiptir. Yani şekilde wavelet fonksiyonlara devam edecek olursak har wavelet fonksiyonları V0 ve omega 0, omega 1 için wavelet fonksiyonlarımız. Gördüğünüz gibi. Örnekler. Peki iki boyutlu wavelet'ta durum nasıl? İki boyutlu wavelet'ler işte bizim için imge tabanlı matrizalization analizi destekleyen yapılardır. Burada ne var? Mesela H0 eksen,
2000, bakın 4 değeri var. 4 değer demek bir imajı 4 parçaya böldüğünüz demektir. Bakın 4 parçaya. Bu işleme devam eder miyiz? Ederiz. Bunu aldık 4 parçaya böldük. Sonra bunu aldık 4 parçaya. Bunu aldık 4, 4, 4 parçaya. Ve bunlar mutlaka bunların her biri bu imajla ilgili bir kısım bilgiyi tutar. Wavelet'in temel özelliği budur. Peki wavelet paketleri olarak ne var? Wavelet paketlerinde de şu var. Bakın fx eşittir ve i şeklinde bu filter banklar olmak üzere. Bakın 2, 2, 4, 6, 8 parçaya bölünmüş. Ne demek bu? Bakın burada 4 parçaya sonra bir daha 4 parçaya bölünmüş anlamındadır. Bakın burada görüyorsunuz burada yapıyı. Evet, bu da wavelet yani dalgacı paketlerimiz. Ve 2D wavelet'larla ilgili bir söylenebilecek nedir? Bakın bu bizim orijinal wavelet'ımız. Bu birinci kademe wavelet. Bakın burası ikinci kademe wavelet. Bakın şu bölge özellikle. Sonra üçüncü kademe wavelet. Bakın buradaki her bir büyük kısım, her bir bölüm orijinalle ilgili bilgileri tutar. Bunların hepsini eğer wavelet temel işlemine tabi tutarsanız bunu elde ediyorsunuz. Burada da hakeza buradaki işlemek suretiyle buna erişilebilir. Ama wavelet her halükarda bir dönüşümdür. Bu dönüşme de sabit ne diyorlar? Sadık kalmak gerekir. Wavelet'lar uygulamaları nerede uygulanır wavelet'lar? Pattern recognition'da uygulanır. Yani örüntü tanımada uygulanır. O da nedir? Örneğin patolojideki elinize çıkıp patoloji görüntülerindeki bu doku görüntülerinde birbirlerinden ayırmak için normal ya da normal olmayanları ayırmak için kullanılır biyoteknik. Biyoteknikte de yüz tanıma, kornea tanıma ve parmak izi tanıma işlemlerinde kullanılır. Feature extraction olarak da örneğin metalojide işte raw yüzeylerin, bu kaba yüzeylerin karakterizasyonunda bu feature extraction'da wavelet kullanılır. Trend detection dediğim mesela finans trend gibi yönelimde finansta mesela stok fiyatlarının varyasyonunun ortaya konmasında, değişimin ortaya konmasında kullanılabilir. Ve tabii ki perfect reconstruction dediğimiz bu mükemmel oluşturmada kablosuz kanal sinyallerinin toplanmasında, bunların yeniden oluşturmasında ve tabii ki video sıkıştırmada JPEG tabanlı yaklaşımda bu bahsetmiş olduğumuz wavelet'ler kullanılır. Bu işin tabii ki multi-resolution analiz kısmıdır. Modelleme kısmından bahsedecek olursak tekrar küçük küçük parçalara bölmektir. Ama analiz kısmını bahsedecek olursak örüntü tabanlı ya da görüntü tabanlı çalışmaya dayanır. Hepinize iyi günler diliyorum.